mutfağlarıyla değişik şeylerin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu ikinci videomuz olacak. Bugün CSS ile 3 boyutlu metin nasıl yaparız? Bunu öğreneceğiz. Yine Visual Code açık. Yanında Chrome tarayıcısı açık. Yeni klasörün içerisine metin3b.html deyip HTML dosyamızı oluşturarak başlayalım. HTML5 formatını oluşturalım. Türkçe title'a da CSS 3b metin diyelim. Tabi CSS yazacağımız için hemen stil dosyamızı da oluşturalım. Bu dosyayı kaydedelim. Yeni dosya oluştur. Style CSS diyelim. Evet. Ne yapmıştık geçen sefer? Hatırlarsanız. Şöyle bir standart sınıf girmiştik. Tüm objeler için. Margin 0. Padding 0. Font family demiştik. Buraya Arial, Helvetica, Sans Serif girmiştik. Bu sefer ufak bir değişiklik yapacağız. Google Forms kütüphanesine gideceğiz. Buradan bir tane font seçeceğiz. Şu Writerus fontu. Şurada link verdi bize bu font için. Bu linki alacağız. Kendi style CSS'imizden öncesini ekleyeceğiz. Şurada da font family verdi. Bunu da stil CSS'imizde de font family yerine ekleyeceğiz. Kaydedeceğiz. Bir de hemen altına body elementimiz için background deyip benim bayıldığım 26 renkli siyah rengi vereceğiz. HTML dosyası açıkken Live Server ile çalıştır diyeceğiz. Böylece yaptığımız tüm değişiklikleri eş zamanlı olarak sağ tarafta siz de göreceksiniz. Ben de göreceğim. Şimdi şu pencerelerden kurtulalım. Evet. H1 elementinin içine yazalım metnimizi. Şuraya geldi. Bir ön şekillendirme yapacağız buna. Ama öncesinde body'nin bazı CSS özelliklerini girelim. Display flex diyeceğiz. Esnek olacak. Justify content center olacak. Align items center olacak. Main height görünen alanın %100'ü kadar olacak. Width görünen alan kadar olacak. Overflow'u da hitten yapacağız. Şöyle ortaya geldi. Gördük mü? Modelleşimiz bitti. Şimdi çok kısa, çok hızlı olacak bu sefer yapacağımız örnek. Hatta sonuçta sizi biraz şaşırtabilir. Position relative vereceğiz H1'imize. Önce bir beyaz renk vereyim. Şöyle bir görmeye başlayalım. Font size 80-85 piksel civarında olsun. Letter spacing 5 piksel vereceğim. Araları açılsın. Şöyle. Align center vereceğim. Ortada dursun. Şimdi
Önce bunu 3 boyutlu hale nasıl getireceğiz? Text Shadow elementini kullanacağız burada. Yapmak istediğimiz şey eksi 1 piksele 1 piksel mesafede mesela bu beyaz için daha koyu bir renk EFF olabilir. Bir gölge oluşturmak. Şimdi burada o gölge kendisini çok fazla belli etmeyecek ama bu gölge komutunu peş peşe bir kas kes verirsek ve her seferinde de birkaç piksel ileriye kilitlersek bize şöyle bir gölge verecektir altına. Şimdi yazıyı 3 boyutlu hale getirmek aslında bu kadar. Ama tabii bunu böyle bırakmayacağız. Olabildiğince süslü olsun istiyoruz. O yüzden yazının rengini benim çok sevdiğim turuncuya çevirirsek şöyle ve buradaki gölgeler içinde bu turuncunun biraz daha koyusu olan şöyle 70'lerde ya da 80'lerde şuradan değeri okuyorum. Bir renk seçersek şöyle daha tabiri caizse seksi hale gelir. Şimdi buna bir gölge daha ekleyeceğiz ama bu sefer mesela 9 pikselde bırakmıştık ya, biraz arası açılsın istiyorum, daha yüksek gözüksün istiyorum. Negatif 20 piksele, 20 pikselde, 5 piksel yayılmasında, yaygınlığında, RGB 0,0,0, bu siyah demek, virgül, .8 oranında görünür olan bir gölge atalım altına. Evet. 3 boyutlu yazımızı yaptık. Şimdi dediğim gibi biraz süsleyeceğiz bunu. Öncelikle User Select None ekleyeceğiz. Böylece kullanıcı bunu seçemeyecek. Gördünüz mü? Bunu hallettik. Şimdi ben buna Outline ekleyeceğim. None diyeceğim. Şimdi siz diyeceksiniz ki outline edit box'lara eklenen bir parametre. Bunu buraya niye ekledik? Şu yüzden ekledik. Çoğunuzun belki de hiç görmediği bir attribute, özellik tanımlayacağım burada şimdi. Diyeceğim ki her birim content editable'ı true olsun. Spell check'i de false olsun. Bunlar HTML etiketleri. Bu bizim ne işimize yarayacak? Şu işimize yarayacak. Artık bu alana tıklayıp gördüğünüz gibi bu metni dinamik şekilde değiştirebiliyoruz. Böylece çok güzel, çok seksi bir 3 boyutlu metnimiz oldu. Yazının ön rengini birazcık açacağım ben. Şöyle hafif beyaza doğru çekiştireceğim bunu. Şöyle birazcık koyultabiliriz. Artık buradan sonrası keyfiyeten yaptığımız değişiklikler. Bir de buna şöyle ufak bir dokunuş yapacağız. Transform diyeceğiz. Rotate mesela negatif 8 derece. İstikametinde de 25 derece scale yapacağız. F11'e basacağız.
gördüğünüz gibi edit edilebilir, yani düzenlenebilir. 3 boyutlu metin alanımızı oluşturduk.